Merhaba, kelimeler ve şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte kitapların ve dergilerin gündemini konuşmak üzere yine buradayız. Bu hafta da her zaman olduğu gibi bir tarih atacağız. Oradan yola çıkarak bir yerlere ulaşmaya çalışacağız. Şilili büyük romancı Roberto Bolano'nun ünlü eseri Vahşi Afiyeler 2 Kasım tarihini atıyor bizim için. Diyor ki Bolano, nazik bir davetle Damardan gerçekçilik akımına katılmam istendi. Kabul ettim elbette. Katılım merasimi yapılmadı. Böylesi daha iyi. Evet. Böyle başlıyorum. Böyle an, başlıyor. değil mi? Evet. Damardan gerçekçilik nedir? 2 kasımda ne olmuş? Vahşi afiyeler nedir? Buyurun. Buyurun. Ben mi alayım Sazı? Sen biz <laughs> devam edelim. Şöyle vahşi afiyeler. E, galiba bana Ala için e, ilk defa tavsiye etmişti. Bütün o elbette o sırada Markezi, işte Borges'i, Büyülü Gerçekçi isimleri arttırabiliriz, Kortazar'ı e, hayranlıkla okumuş idim. Taze sıcak okumuştum hatta. E, vahşi Afiyeleri okuduktan sonra e, çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Yeniden bir baktım gelmeden önce. E, niçin etkilendim Vahşi Afiyelerden? Bir kere roman tekniği olarak... Ee, sanırım çok fazla denenmiş bir şey değil yaptığı. Yani ne yapıyor? Anlat bir günlükle başlıyor önce. Günlükten sonra birdenbire e, Ar, neydi? Ulysses Lima ve Arturo Belano. Belano. Ee, bu iki şair damardan gerçekçiliğin iki şairi, iki öncü şairi romana göre. Latin Amerika'lı şairlerin anası <laughs> Ee, nin peşinde bütün dünyayı dolaşıyorlar. Ödünç aldıkları, Meksika'da ödünç aldıkları bir arabayla e, onu arıyorlar. Bir yerde bir, yer yer polisiyeye kayıyor. Ee, aslında bir arayış hikayesi her şeyden önce. Bütün büyük romanlar gibi galiba. Bu romanda bütün büyük epik romanlar gibi. T Tina Tina -jero. Ha, evet, <laughs> ee, onun izini sürüyorlar. Onun izini sürüyor, sürüyorlar bütün dünyada neredeyse. Ha, tekniği söylüyordum, onu eskeşmiş olmayayım. Ee, o günlükten sonra birdenbire bu iki karakterin temas ettiği kim varsa ona kameralar dönüyor. Anlatmaya başlıyor. Evet, Bolan, e, Arturo Belamo buradan geçti? E, şöyle yaptı, böyle yaptı filan. Ondan sonra zaman ve mekan pat diye değişiyor. ...evet Ulysses ile buraya geldiler... İşte üç gün bende kaldılar falan diye... Ee, ...romanı... E, ...bu başka... E, ...onlarca... ...karakter üzerinden takip ediyoruz ve ...bu çok yetenek ve cesaret isteyen... ...bir kurgu biçimi... ...gibi gelmişti bana... ...bu beni çok etkilemişti... ...temasından önce bu teknik beni Bol çok etkilemişti... Bol Bolano'nun hayatını biliyorsan eğer aslında... ...çok da bir kurgu biçimi olarak... ...görmemek gerekiyor bence... ...evet yani... Yazarın hayatını bir kenara bıraktığın zaman biyografik arka planı unuttuğun zaman müthiş bir kurgu biçim ama Balanon'un hayatı da birazcık e, böyle yani ha, yine hayat kurgunun önünde gidiyor değil mi? Bence öyle. Balanon'un yani Meksikadan işte ailesiyle birlikte Meksika'ya göç etmesi oradan. İşte İspanya'da, geçen bölümlerde de konuştuk gelmesi. Allende ve Neru Neruda Şili'sini. Hı hı. İşte Allende'ye destek vermek için Şili'ye gelmesi tam o sırada Pinochet darbesinin olması. Olan onun zaten önce şair olması bir kere e, bize e, epey bir şey izah ediyor. Hatta hepiniz biliyorsunuz önce ben söyleyeyim. <laughs> Bu vahşi Afiyeler için kuşağıma yazdığım e, bir aşk, aşk mektubu mi? diyor. Zaten kendisi de itiraf ediyor. Bu bizim kuşağımızın romanıdır diyor. Ben hemen oradan alayım. Hı hı. Ben de kafamda aşağı yukarı böyle toparlamıştım. Ee, tipik bir kuşak ve zihniyet romanı. Yani ortada bir e, şair kuşağı var. Aynı zamanda o şairlerin de e, kendi ülkelerine karşı, kendi ülkelerin şiirlerine karşı bir fikirleri var. O fikir bir zihniyet zihni bir arka plana dayanıyor. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Bu çok evrensel bir hikaye. Türkiye'deki şiir kuşaklarına da temas eden bir hikaye. Yani e, bu mesela çok dikkatimi çeken bir yer vardı. Biz diyor Meksika şiirini değiştirmek gerektiğinde hem fikirdik. Octavio Paz'ın imparatorluğuyla Pablo Neruda'nınki arasında sıkışıp kalmış durumumuz evet. savunulacak gibi değildi. Evet. Bu bizdeki putları yıkıyoruz. 20'lerde nazım bütün başladığı Putları çıkışı yıkıyoruz çıkışı var. Bu bu kadar iddialı dile getirmese de Orhan Veli'nin garip akımıyla başlattığı ismini koymuyor, markasını koymuyor belki Nazım Hikmet ama belki daha etkili olan garip akımının çıkışı var. Orada da hep aynı hikaye var. Kuşak gençleri bir araya geliyorlar. Kendilerinin önce yapılmış şiire karşı böyle öfke dolular. İmparatorları belirliyorlar. Beliyor ve onlara saldırıyorlar. <laughs> bu, bu, haklı olabilir, haksız olabilir. Bu başka bir tartışma konusu. Ama bu kitap özelinde bu biraz da Bolan'ı burada şey de yapıyor. Yani biraz dalga da geçiyor kendi Kendisi de o kuşağın çok içinde çok güzel bir yere getirdin Erkan. Yaptığı işle biraz matrak bir şekilde ele alıyor işi yani. Ee, şey Bolanoya sorulduğu zaman en sevdiğin şair kim sorusu? Ee, Nicanor Parra ismini veriyor. Nicanor Parra da yakın zamanda e, vefat etti 103 yaşında. Anti şair ya da anti şiirler e, kendisini böyle anti şiirler yazarak yazdığını söyleyerek tanımlıyor. Bir makale denemesi var Bolano'nun e, Ulyses'in 20 e, bu yüzyılın en büyük şiiri Joyce'un Ulysses'inin bu yüzyılın en büyük şiiri olduğunu söyleyen ve bunu ispatlamaya çalışan bir makalesi var. Bir de anti şair dedin ya. Şundan dedim onu. Nikador Parra'yı seçmesi enteresan. Biraz önce Erkan'ın söylediği Octavia Paz ve Neruda İmparatorluğu'nun arasında sıkıştık diyor ya. Nikador Parra da şöyle söylüyor. E, nasıl diyor? Elektrik direnci diyor ohm ile Birim olarak 10 ile hı hı. ölçülüyorsa diyor şiirlerin değeri de Neruda ile ölçülüyor diyor. Oo. Yani e, buna itiraz ediyor mu? Şöyle aslında ya yani, Nikador Parra Neruda'yı kendisine bir referans kabul eden bir adam ama anti şiir yazıyor. Yani Neruda ne yapıyorsa onun tersini yapıyor. Yani bu açıdan da Neruda tarafından değer görüyor zaten. Hı. Ama e, referans olarak Neruda'yı değil de Parra'yı vermesi tam Erkan'ın söylediği e, momentten kaynaklanıyor bence. Yani o o sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. E, bütün romana ya, ve aslında romanın anlatıldığı bütün o kuşağa e, hakim bir duygu var. E, elbette o duygu temelde itiraz duygusu. Neruda ve Octavio Paz'a özellikle düşmanca neredeyse roman karakterleri Lima... E, söylemeyi tekrar etmeyi seviyorum. <laughs> Ulises Lima ve Arturo <laughs> Belano... E, Herhalde o Belano'da... ...Bolano kendisi biraz da aslında. Ben öyle okudum. Ee, öyle evet. Her okudum. Yorumlarda öyle aslında roman hakkında de, yazanların. De şiir akımı kuruyorlar zaten arkadaşlar. İmra realizm yani. mi? İmra realizm, infra -realizm ...gerçek realizm. ötesicilik... Evet. evet. Gibi bir şey da da çevirebiliriz. Ee, ben bana şurası ben de bir bir şey okuyacağım bir alıntı e, kitaptan. Yazmaya nasıl baktıkları ile ilgili bu kuşağın ve bu romanın ve Bolano'nun aslında. Neye itiraz ettikleri ilgili Yazmak, vazgeçmek, inkar etmek, bazen de intihar etmek demekti. Aileye karşı gelmekti. Şimdi ise daha ziyade toplumsal piramitte yükselmek için yazıyorlar. Yazdıklarının suya sabuna dokunmamasına, toplumda bir yer bulmalarına engel olmamasına dikkat ediyorlar. Kültürsüzler demek istemiyorum. Bunlar da eskiler kadar kültürlü. Çalışkan değiller demek istemiyorum. Eskilerden çok daha fazla çalışkanlar. Ama aynı zamanda çok daha bayağılar bir iş insanı, hatta gangster gibi davranıyorlar. Hiçbir şeyi eleştirmiyorlar ya da sadece eleştirilmesine izin verilen şeylere eleştiriyorlar. Düşman kazanmaktan çekiniyorlar. Daha çok en az zarar verecek düşmanları seçiyorlar diye devam ediyor. Kitapta sadece bir kere görünen bir yazarın e, dilinden söylüyor bunu. Pere Ordonez biraz diye. İş adamıyla gangsteri bir arada bir değil arada mi kullanması çok enteresan. Şu da garip. Sen biraz daha detaylı anlatabilirsin onu. Hani Kurgu geleneğinin hani son yüzyılda en çok en verimli olduğu Kıtadan bahsediyoruz Güney Amerika'da. Evet. Fakat Güney Amerika içerisinde Şili çok ayrı bir yerde duruyor. Şiliye ne diyorlar? Payiste poetas yani şairlerin ülkesi. Yani şairlerin, işte Gabriel Mistar, Mistral, Neruda bunların yetiştiği ülke. Şili'den bir romancının çıkması ve Bolano gibi bir romancının geleneksel Latin Amerika kurgusuna da bir bir itiraz aslında bir farklılık. Evet, o bu konuda mesela Adnan Özer galiba bu konuları en iyi bilenlerden birisi. Onun bir makalesine böyle bir göz attım yeniden gelmeden. Ee, 60-70 arası Latin Amerika romanı işte o markezler işte e, Carpe, Alejo Carpentierler işte e, asturyaslar vesaire e, büyük bir dünyada bir fırtınaya sebep oluyor. Buna e, elbum deniyor Latin Amerika'da e, bir bomba etkisi gibi bir şey herhalde elbüm deniyor bu elbüm daha sonra maalesef bir şeye sebep oluyor ama e, aynı sen demin Neruda ile ölçülmek dedin ya Latin Amerika'da yazılan her şey büyülü gerçekçilik. Markez ile tartılıyor. Markez ile tartılmıyor e, büyülü gerçekçilikte. Vazquez'in kitabını Hı. konuşmuştuk ya hatırlarsınız evet. çarpıtma sanatı. Mesela bir Kolombiyalı romancı olarak Vazquez Markez ile hesaplaşıyor büyük Bu elbumla hesaplaşıyor. Evet. Ve 70'ten sonra bu hesaplaşmalar başlıyor. İşte buradan kopya çekeceğim. Novissimo diye bir ekol çıkıyor. Ee, Mac, Mac o, Macondo diye bir. O Mac Marquez'in Macondo'sunu bozup McDonald's'taki o Mac'i alıp Macondo biraz alay eden bir <laughs> <laughs> şey bir ekol çıkıyor itiraz eden büyülü gerçekçiliğe. Crack, e, crack, diye bir ekol çıkıyor. Kirli gerçekçilik o Türkiye'de de çevrildi işte Raymond Carver yani Bar Damardan gerçekçiliği de koyabilir miyiz buraya? Ya damardan gerçekçilik e, evet kurmaca evreninden sıçrarsa <laughs> muhtemelen Erkan'ın da söylediği gibi o infrarealizme Bolano'nun <laughs> infrarealizmini gerçek teklifinin karşılığı romanda e, vahşi afiyeler. En sonunda Bumerang kuşağı, bunu koyabiliriz işte Bolano, Fuentes, Carlos Fuentes söylüyor. Bunlar diyor bu genç, işte bu kuşak, bu romanda anlatılan kuşak itiraz ediyorlar tamam. Haklı itirazları da var, gerçekçiliği daha öne almaya çalışıyorlar. Bunlar ama son tahlilde dönüp eserlerine baktığımızda dönüp aynı yere geliyorlar. Yine Marquez çizgisine romanda. E, bu bumerang etkisidir diyor ve bu kuşağı bumerang kuşağı olarak adlandırıyor. Bu kuşağın senin dediğin gibi e, yani Türkiye'de şairlerle eşleştirmek daha kolay sanki değil mi? Tabii tabii. Yani, Bizdeki şairler yani e, küçümsemek için söylemiyorum. Hani fakülte yıllarında da genç böyle kantinlerde şairler tartışıyor genç öğrenciler. Oradaki tartışmalar bu kitaptaki tartışmalara benziyor. Hmm. Yani bizdeki şairler de aşağı yukarı aynı yerde duruyorlar. Ben başka bir şey daha ekleyeyim bu arada. Şey kitapta hani bu damardan gerçekçilik deniyor ya. Şimdi Peral Bayaz bu arada müthiş çevirmiş. Yani kitap çok iyi Hı -hı. bir çeviri. Çok Türkçe, Türkçe yazılmış gibi okuyoruz. Ee, Peral Bayaz'ın tercihi çok doğru orada. Ben merak ettiğimden orijinaline baktım. Yani Realismo Visceral gibi bir şey. Yani iç organlarla ilgili bir kelime. Hani hmm. ben olsam düz adam olarak ciğerden gerçekçilik derdim belki ama hakikat arayışına tekabül edecekse bu hakikatle ilgili bir şeyse hakikaten ciğerden gerçekçilik, damardan gerçekçilik daha isabetli bir çeviri. Ve benim aklıma da damardan gerçekçilik deyince bir sürü ön takıyla kirlenmiş gerçekçi, gerçekçilik gerçekçilik kavramının kendisi geliyor. Yani aslında realizmin kendisi bu. Hmm. Damardan Aslında bir kökene dönüş yani. Köke dönüş damarına ha. dönüş bu Yani Bolano'nun da Tasasının bu olduğunu düşünüyorum ya Damardan gerçekçilik gerçekçiliği daha Sertleştirmek gibi bir anlam Taşısa da öte yandan Bir Şöyle, damara yani dönüşü da. evet. yani Damara o... dönüşü de yani. Şöyle kitaptaki iddiayı biraz Hatırlayalım ee, Bolano'nun Kendi iddiasıyla da örtüşür yine ee, Şairin Sanatçının ee, o gerçekçiliği dibine kadar coşkuyla kaybetmek pahasına, az önceki alıntıda da söylediğim gibi e, kaybetmek pahasına yaşayıp yazması gerektiğini, hissettiği gerçekten dibine kadar damardan yaşadığı şeyi yazması gerektiğini savunuyor biraz da. Damardan gerçekçilik ve bolanı biraz da bunu savunuyor. Yani tam realizm Evet yine sonuçta bu bir realizm ama bir tarafıyla da de... öyleydi yani Şş, hayattan yana hmm. diyebiliriz. Ee, bu kitaptaki teklifin, Bolano'nun teklifinin şairin, yazarın hayatın içinde olmasından yana olduklarını da söyleyebiliriz. Yani ekleyip çıkarmadan anlatmak mevzusu var hmm. ya. Hani bir yazar öyle demişti. Yani işte postmodern yazmakla suçlanan bir yazarın ifadesi şuydu. Ben öyle değilim. Eklemeden ve çıkarmadan hmm. yazıyorum. Hani gerçekçiyim. Infantante, Bukowski falan pekala şey yanında yakınında e, şey yapılabilir. E, sayılabilir. Infantante'nin 3 kaplanı da aslında buna yakın Hı -hı. yani. Hani düşündüğün zaman tabii e, yani büyülü gerçekçiliğin biçimselliğini kullanıyor Infante. fakat anlattığı çok sert bir Küba gerçekliği. E, o açıdan en azından tema olarak bence benzer bir şeye girer, sınıfa girer. Peki bu hafta ne var elimizde kitaplar Erkan senden başlayalım. Başlayalım. Yeni çıkan bir e, kitap hatta e, bulması biraz zor oldu. Daha tam dağıtımı bugünler itibariyle çok taze, yani. çok, çok taze bir kitap. Bizzat yayın evinin kitap evine gittim almak <laughs> için. E, Thomas Benhard'ın e, Ayın Demiri Altında adlı kitabı. Kırmızı Kediden Çıktı Arif Çağlar çevirisiyle bir şiir kitabı. Önemi şu. Thomas Bernard'ın Türkçedeki bildiğim kadarıyla ilk kez çevrilen bir şiir kitabı bu. Bundan önce daha önce şiiriyle biz tanışmamıştık. Yani şiiriyle bildiğimiz bir isim değil değildi. E, 1958 yılında yayınlanmış bu kitap. Yani eski bir kitap. Üçüncü kitabı Bernard'ın şiir olarak. E, yıllar sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Güzel de çevrilmiş. E, şiirler e, o Bernard'ın üslubundan o oh, karamsar, terk edilmiş, yıkık, kötü, o yaşadığı hayattan izler taşıyor ama biraz daha bireysel. Yani o romanlarındaki gibi Avusturya'nın geneline bir saldırı yok. <laughs> Thomas Bernard deyince benim aklıma sürekli Avusturya'ya saldıran bir adam geliyor. Kitabın sonunda Arif Çağlar'ın Çevirmenin Notu bölümü var. Olağanüstü lezzetli bir bölüm. Yani Kitap kadar güzel. İlk onu okudum hemen fikir sahibi olmak için. Orada hem Avusturya ile ilgili hem Bernard'ın yaşamı ile ilgili şiiriyle ile ilgili şiirinin referansları referansları ile ilgili güzel bilgiler var. Ee, zaten okununca da bir çırpıda okunuyor. Ee, Güzelle şu şiir okunca sanki temin ki e, vahşi hafiyeler, hafiyeler için söylediğimi de tekrarlayayım. Türkçe yazılmış gibi e, takır tukurluk yok. Yani Güzel çevirmiş. Metalik tat yok. O metalik evet. tat yok. Ee, böylece Thomas Bernard hayranlarına da ve şiir sevenlere de tavsiye edebileceğim güzel bir kitap. Thomas Bernard'ın sürekli oturduğu bir kafe var Viyana'da. Hatta bazı kitapların kapaklarına da o fotoğraf, o kafede gazete okurkenki bir fotoğrafını koyarlar. Meşhur bir fotoğrafı var. Şimdi Viyana tabii kahveleriyle meşhur ve kahveler uzun yıllar boyunca hiç değişmiyor. Hmm. Bernard'ın kahvesi de hiç değişmemiş. Ee, ben oraya gittim. O masayı buldum. Ee, garson şöyle bir şey demişti. Bütün hayatı Avusturya'dan nefret ederek geçti ama şu anda Avusturya'ya turist getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için gelen çokmuş oraya. Oturuyorum. Berger koltukta ama. oturuyorum. Neredeydi o? Eski ustalar, Eski ustalar mıydı? Ustalardı. Eskisi Eski yoksa odun ses kesmekte. Ha odun kesmekte doğru. Bütün o Avrupa, Avusturya entelijansiyasına, edebiyat dünyasına e, nefretini nefretini evet. kustu. <laughs> <yap>. Notlarda <laughs> var bir detay. Bir başka bir Avustralya'lı şairi soruyorlar. Diyor ki ya o işte Bodder'in, Ribadu'nun yanında. Soruyorlar. <laughs> aynı Trakul. Esame sokulmaz ama diyor Avusturya sempatiyle bakmadığı için diyor <laughs> yine de nefret <ehl> <laughs> <içeride> ediyor. <laughs> ben de ilginç bir iyi bir haber aynı zamanda unutulmuş fantastik klasikler dizisine şöyle bir tanesinin kapağını göstereyim. Unutulmuş Fantastik Klasikler dizisine başladı İtaki yayınları. Unutulmuş Fantastik Klasikler ne demek? E, bu Batı'da kullanılan e, editörün sunuşuna göre... Editörüne de teşekkür edelim Ali Can Saygı Ortanca'ya. E, editörün sunuşuna göre e, bu ifade şu demek. Yayınlandığı dönemde sık çok, e, çok popüler olmuş, okunmuş, e, nitelikli bir eser. Ve bugün bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz büyük ustaları da etkilemiş. Fakat sonra unutulmuş bir şekilde. Kanondan yavaşça süzülmüş, düşmüş. yani. Yayıncıların göz... en sevdiği şeydir o, alandır yani. <laughs> evet, unutulmuş şey klasikler. klasikler. <laughs> fantastik için unutulmuş klasikler dizisi. Unutulmuş fantastik klasikler. Bu ne demek? Fantastik biraz e, takip edenler için. Fantastik Edebiyat Tolkien'le başlatılır ve... E, yani işte <laughs> Markez, Latin Amerika Edebiyatı'nda neyse Tolkien daha da fazlası üstelik. Tolkien'i aşamamak diye bir şey var. Bir realite var. Ee, yazan herkes artık Tolkien'in evreninde o elfler, hobbitler, cücelerin olduğu o orta dünyadan çıkamazlar bir türlü. Ee, bu kitaplar, burada yayınlanan bu dizide 10 kitaplık bir dizi olacakmış bu. Ee, bu dizide yayınlanan kitaplar aslında Tolkien'in de etkilendiği işte Aha diyelim Lewis'in de etkilendi hmm. e, kitaplar. E, i̇lki George MacDonald e, Fantastes, e, peri masalları'nı andıran hikayeler, peri masalları hatta. Diğeri dünyanın öte bunları tek kitap olarak bu arada sayacağız Furkan Bey. Bir <laughs> kitabım daha var. <gülüyor> <gülüyor> e, dünyanın ötesindeki orman, e, William e, Morris. Ee, bu ikisi çıktı, 10 ee, kitapta bitecek. Bu gerçekten e, büyük bir iş bence. Ha bir küçük eleştirim ama burada da bir çalışma var. Bu sadece e, kişisel bir şey. Yani e, alelade yapılmış kapaklar değil ama ben daha böyle e, okurun da bunu kavrayabilmesi için daha az önce anlattığım şeyleri, ne bileyim e, Kazım Taşkent gibi, Hasan Ali Yücel gibi böyle bir klasik formatında pekala çıkabilirmiş. E, daha bestseller kitap havası var. E, iyi mi kötü mü emin değilim. Anı içerik kapaktan daha fazlası aslında. Ya yani onu Evet Evet bana. Evet ama evet evet. Aynen öyle. Tebrik etmek lazım yani bu alanda fantastik edebiyatta. Artık ana Saten başvuru kaynağı yani. gibi oldu yani. Tabii tabii çalışılmış derken hani bu da alelade alıp bir yere koymuşlar değil. Kapak resmi işte Alphonse Mucha'dan alınmış. İşte İtalyan illüstratörü Luca Tambasco'nun illüstratör illüstrasyonları var vesaire. hani alelade bir iş değil ama ben olsam başka türlü yapardım diye düşündüm oku, bakarken. Ben de Türkçenin Şölen Masasına oturan isimlerden birinin kitabı var. Kim o? Salah Birsel. Hmm. Salah Birsel'in eserlerini uzun süredir sel yayınları yayınlıyor biliyorsunuz. Aynalar Günlüğü, e, günlük serisinin üçüncü kitabı. Bu 86-88 arasındaki günlükleri ni içeriyor. Bu yeni bir baskı mı? Yani e, bu en son, e, en son sanırım 60'larda basıldı. Hmm. E, tam tarihi bilmiyorum ama yeni baskı. Yani çok uzun aradan sonra tekrardan basıldı. E, Salah Birsel külliyatı yavaş yavaş... Sel yayınlarında da şey yapıyor, oluşuyor. Tamamlanıyor, evet. Şimdi benim çok sevdiğim bir isim. Biraz önce söylediğim de öyle abartı bir övgü değil. Türkçenin ustalarından, büyük ustalarından Salah Birsel. Onu çok sevenlerin hitap etmeyi sevdiği gibi ben de Salah Bey demeyi çok seviyorum kendisinden bahsederken. Salah Bey'in bir entelektüel ve bir Türkçe ustası olarak günlük gündemini merak edenler için çok Enteresan e, notlar var. Mesela 4 Ağustos gününe attığı notu kısaca okuyayım. Yani yazdığı metni. Yeniden Elias Kanettin'in körleşmesi. İki sayfa okumuştum ki aklıma piyango bileti takıldı. Gittim, geçen gün sakladığım yerden alarak yırttım. Körleşme bir kitap amentüsüdür. Kitapları yıpranmaması için eldivenle tutanların amentüsü. Bir tadımlık 4 Ağustos'ta Salah Bey'in notu bu şekilde oldu. Şöyle de bir özelliği var Salah Bilsin. Ee, mesela bir yazar için ödül almak elbette çok güzel bir şeydir. Sen biliyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> kanımca, kanımca alınabilecek en güzel ödül Türkçe sözlüğünde madde olabilmektir. Ee, Türkçenin işte kelime kelimelerin kullanımı için referans gösterilmek herhalde bir yazar için olabilecek en üst e, mertebe olsa gerek. Eee Salap Bilsel de artık Türkçe sözlükleri hem örnek olarak kullanılan bir yazar hem de e, yeni söyleyişler hediye edebilen bir yazar. Evet. Hani Hulki Attunc'un e, argo sözlüğü gibi Salah Bilsel'in mesela e, argo terimlerini metnin içinde kullanması da çok enteresandır. E, bir Salat Bilsel sözlüğü hazırlansa kim bilir ne kadar keyifli bir çalışma olur. Bu e, Hemen aklıma gelen birkaç şey var. Hı. Mesela kullandığı enteresan kelimeler ve söyleyişler var. Artık onlar Türkçe'nin malı oluyor Salah Bey'den sonra. Cila sunluk diyor. Cila sunluk yani yiğitlik. Hı. Yani böyle enteresan kendisine de şey der. Sözcük koordinatörü der. Ee, onunla ilgili sözcük ve kelime Yanlış üzerinden çok fazla tarifler yapılır. Onur Çalı ee, ya Seninle aynı temenniyi paylaşıyor. Salah Birsel sözlüğü keşke biri hazırlasa diye da ben mi ya da dedim. yapmaya çalışıyor ya da Değil yapıyor. Mi? Yani ama dediğim gibi şu an e, emin değilim ama böyle bir şey var. Ya bir şey varsa ben bu coşkuyla bu haberi coşkuyla kabul ederim. <laughs> Eyvallah. Salah Birsel ile <laughs> ilgili yanılıyor olabilirim. O şeyle de düşeyim. Salah Birsel e, TDK'nın imla kılavuzlarına da çok sadıkmış. Yani evet. Türkiye'de hani Türk Dil Kurumu arada bir belli periyotlarda değişiklik yapıyorsa evet. kitaplarında hemen güncelliyor. Hemen güncellemiyor. Yani bir, diyelim bir imlaya göre yazdı bir kitabı. İki sene sonra Türk İmla, Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzu değiştiyse yeni çıkan kitabı o imla kılavuzuna uygun oluyormuş. Yani kendisini çok hızlı bir şekilde ana dil damarına eklemliyormuş. O yani enteresan. enteresan böyle şeyleri bu yani. çok ince bir detaydır. Bir ben makale, bunu takip edemem mesela. Makale, makale okumuştum. var. E, TDK'da olmayan ya da Türkçe sözlükte olmayan ve salak bisel olan e, kelimeler, Kelime ve işleri işte biraz önce söylediğim cile sunluk gibi mesela hurdalamak diyor. Bu Boğaz şey mıngırda geçiyor sanırım. Yani üzüntü duymak yani üzüntü vermek. Hı hı. E, bunlar da artık Salah biselin Türkçe hediyesi. Yani belki gündelik hayatta kullanılmıştır ama e, matbu, matbu Türkçe'ye geçmemiş. O geçiş ya. kapısında kalmış bazı söyleyişleri de içeri buyur eden bir e, yazın kudretine sahip. Bu kelime olayı gerçekten güzel. Bir Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarından birinde okudum. Kim bilmiyorum ya da arkadaş. Yazar trende gidiyor. Yaşlı bir çift var. Bayağı yani diyelim 30'lu yıllar 40'lı yıllar. Yaşlı bir çift var. Kondüktör geliyor. Kadın diyor ki kocasına. Yoklamacı geliyor bileti çıkar diyor. Yazar da bunu duyuyor. Ya diyor ne ara diyor sen bu kondüktöre karşılık buldun diyor yani. çok köylü bir yani. kadın çok güzel ya. Konduktör kelimesinin karşılığını trende uydurmuş. Yani çok güzel. Yoklamacı. Türkçe'nin nerede nasıl karşına çıkacağı, Türkçe'nin maharetin hiç belli olmuyor. Osman Konu'nun çok sevdiğim bir dizesidir. Ee, bana portakal aç diyen Türkçen diyor ya hani. Hı -hı. Portakal aç. Ne acaba hani bazen o şey de olabilir. Bir büfede gazoz mu açılıyor yoksa portakal soymak mı? Yani, bu bir yerde şairin karşısına çıkmış ya da yazarın bir yerde karşısına çıkıyor. Şeydir ya ben çok söylerim bunu. Elbette Türkçe için söylenir. Aslında bütün diller ve halklar arasındaki e, halkların dilleriyle kurduğu bağ için e, de bu geçerli. E, dillerin sahibi halktır. Bütün rejimler, e, bütün iktidarlar, muktedirler, e, siyasi veya işte akademik bütün muktedirleri kastediyorum. Kelimeler eklemeye çalışır e, yaşandı Türkiye'de. Veya işte kelimeler çıkarmaya çalışır ama e, halk genelde her zaman kazanır. O dilin belirleyicisi halktır. Portakal açmak diyen halk. E, adamdır, kadındır neyse e, veya yoklamacı geliyor diyendir. O, onun dediği mi? olur yani. Evet onun dediği olur aynen. <laughs> Bende bir kitap daha var. Bu da yeni çıktı Ketebe yayınlarından. Selman Bayer'in Azizler ve Haydutlar e, ikinci romanı. Bir de şiir kitabı var. Olmaya, Olmaya Devlet. Devlet. Evet. Ee, güzel bir da tutar. Kendi içine düşenler arası. İlk izleyen. romanı evet. Ee, ironik bir roman. Ee, bir, nasıl desem, bir memurun hikayesi gibi. Biraz saatleri ayarlama enstitüsünün parodisi gibi geldi bana. Çünkü okuyayım. Dünya Türk Olsun Başkanlığı'ndan bahsediyor ya da uluslararası baca temizleyicileri konferansı gibi bir takım böyle tampınar vari, e, kurum, kurum, isimlerinin olduğu bir roman. Burada Dünya Türk olsun. Dünya başkanım. Türk olsun. <laughs> 2000 yıllarda öyle bir e, hezeyan vardı. E, Selman Bayer'de bir anladığım kadarıyla bir memurun üzerinden bu kurumsal sıkışmışlığı veyahut da abesle iştigal hallerini anlatıyor. E, biraz karıştırdım. Dili çok e, güzel, ironik. Yani insana böyle bir Humor dedikleri o, sen mizah duygusuna sahip bir yazar anladığım kadarıyla e, kitapta da o var. E, kap, kap, kapağı vesaire Tasarımı da çok güzel olmuş. E, bu şekilde bahsetmiş e, olayım. Haydi beklenen bir romandı. Yani ilk romandır. Doğru. Ben çok hani, gerçekmişti. çekmişti. Takip etmemiştim. Çok sadece beklenen kitaplar vardır böyle. E, nasıl bekleriz? Dergilerde öykücüler ve şairler için özellikle. Dergilerde eserlerini okuruz, yazılarını okuruz, işte öyküsünü okuruz. Ama bir türlü kitap gelmez. Çünkü e, iki öykünün arası çok açıktır filan. Az, az yazar yazar, az yazmayı tercih etmiştir. E, Çocukça bir direniş Hale Sert'in Hece yayınlarından çıkan kitabı da biraz öyle bir kitap, beklenen bir kitap. E, Hale Sert uzun bir süredir e, işte Hece öyküde, e, Hecede hecede... ...işte itibarda, dergahta eserlerini, yazı ve öykülerini yayınlamış bir kalem. Yeni bir müjde, bir haber olarak çocukça bir direniş kitabının çıktığını ben de söylemiş olayım. Zaten okuru bu kitabı bekliyordu. Ben de tekrar bir baskı var yine Salah Bilsel gibi. Bazı kitaplar aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra yeni kitap gibi oluyor... Yapı Kredi yayınları Turgut Uyar'ın divanını tekrar bastı. Ee, şöyle daha doğrusu tekrar bastı. Tabii ki toplu şiirleri e, var ama artık toplu şiirlerin içerisinden güncel döneminde yazılmış versiyonlarını da çıkartarak yayınlıyor yayınlardır. Yapı Kredi de bunu yapıyor. Cemal Süreyya'nın ee, Göçebe'yi de Mesela Mesela Cemal Süreyya'nın Göçebe'sini de. Hatta tıpkı basın mıydı? Yani tıpkı basın derken tasarımı herhalde. Yok, ben... Ne düşünüyorsun bir şair olarak? Bütün şiirleri çok ben bunu çok kıymetli. Ni yoksa biliyorum. kitapları kendi sa sağlığında basıldığı gibi yayınlandığı gibi yeniden yayınlanması mı? Ee, ben ondan. Şiirlerin yani... şüphesiz bir kolaylığı var okur için var. ama. Yani okur için bir kolaylığı var ya da o şiire, şairin politikasına bakışta bir toplu bakış imkanı sunuyor yapılması lazım. Ee, fakat tek tek kitaplarında da hayatlarına devam etmesi gerekiyor. Bence. Yani ben zaten bunu hep istediğim, arzu ettiğim bir şeydi. Şimdi Divan mesela Turgut Uyar şiirinde tartışmalı bir kitap. Yani Turgut Uyar poetikasında insanların üzerine uzlaşamadığı bir kitap. Onun ayrı bir serüveni, Öyle ayrı mi? bir hayatı, ayrı bir macerası var. O yüzden ben bunu çok Neden uzlaşamadığı önemsedim. bir kitap? Şöyle, Divan biliyorsun hakikaten biçimsel olarak Divan şiirine biçimsel olarak bir yakınlık taşır. E 1970'te basıldı. Biraz beyit mantığıyla, mantığıyla yazılmış. İşte gazel formunda şiirler var. Fakat e, e, tabii ki bir ikinci Yeni'nin şairinin bu formu, bu biçimi kullanması bir hayret uyandırdı. Şimdi herkes buna ilgili bir yorum yaptı. İşte mesela Kemal Tahir'in e, tarihe ve geleneğe dönüşü yeniden gözden geçirmeyi refere ederek e, olumlaması var. Bununla ilgili bir yazısı vardır. E, oysa Turgut Uyar da Kemal Tahir'e e, şey yapar, karşı çıkar. Hayır diyor yani ben bir Osmanlı geleneğine özlem duymuyorum diyor yani bu özlemin sonucu değil diyor bu kitap bu kitabın şeyi başka başka diyor ee, hikayesi başka diyor ee, bunu divan şiiri geleneğinden yararlanma başarısı olarak görenler var sadece biçimsel bir kaygı yani divan biçimini modern şiirde uygulayabilme yetkinliği olarak görenler var Turgut Uyar da biraz bu konularda hani e, hafif tutarsız da demeyeyim ama değişken şeyler söylüyor. Yani bir taraftan halk şiirinden ya yani divan şiirini halk şiirine göre yeni imgeler üretmeye daha müsait bulduğundan bahsediyor. Öte yandan bunun bir hani geleneğe özlem duymakla ilgili olmadığını da söylüyor. Yani gelenekçi bir şair olarak da gözükmek istemiyor. Ee, bir özlem değil ama ikinci yeni evet. ve elli kuşağında e, geleneği bir imkan <laughs> olarak görme rahatlığı vardır. Yani hem öykücülerde hem şairlerde Bu bir özlem Olmasa bile bir imkan Olarak hep görürüz işte yani Orhan Duru kısa Enbiya Yazmıştır mesela filan İşte Turgut Uyar'ın Divanı Divan. Bir sürü örnek bulabiliriz daha Aslında tema göndermeler de var Yani sadece biçimsel Hı -hı. bir kitapta değil Fakat dediğim gibi Bu da bir çeşit sivillik İkinci yeni sivillikle anılır ya evet Bu da bir çeşit sivillik evet, Cesaret işidir evet. yani Eee o yüzden hani tıp basını bu açıdan da çok önemli buluyorum çünkü divan toplu şiirlerin haricinde ayrıca da değerlendirmesi gereken bir kitap hmm. bütünler ıslak gibi yani bunu birçok şair için de söyleyebiliriz. Umarım diğer şairlerde de bu kitapları tekrardan eski hallerine döndürme e, süreci devam eder birçok İsmet Özel'in de öyle değil mi? Evet. Geceliğin bir koşu ayrı bir kitap olarak çıkmıştı. Celledim gülürsersem gülürserken <gülülsarken gülüyor> galiba. O kendi içindeki şiirsel bütünlük tek başına okuyunca hakikaten bir mesaj veriyor evet. o kura. Ben de Furkan'a katılıyorum o anlamda yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 öykü şey hece öykü var sende. Ee, çok güzel öyküler var. Öykü 95. sayısı bu arada. 16 yıl olmuş yani epey de eski bir dergimiz. Benim burada Emin Gürdamur'un hesap günü öyküsü dikkatimi çekti. Hmm, bir Gürdamur. de içeride evet. bir dosya var, bir soruşturma var. Sizin en sevdiğiniz Sait Faik öyküsü hangisi diye sormuşlar. Herkes gerekçeleriyle e, anlatmış e, Sayit Faik öykülerini, sevdiklerini. İşte diyelim Abdullah Harmancı, Ayşe Demir, Cemal Şakar, Murat Yalçın, Ethem Baran, Cihan Aktaş. E, sizin Bana da gelmişti e, o soru. Ben gerekçemle e, özrümü özür gönderdim. E, yazamadım, yetiştiremedim. Burada da söylemiş olayım. Bir iki son şey. kuşlar mesela. Ben e, öyle mi? Son kuşlar. Mi? Direkt direkt alalım. Senin. Nedenlerine girmeyelim çünkü başka dergimiz de var. Peki haritada bir nokta. Benim, benim de da var bir yılan. Peki. Ee, bunu da beyan ettiğimize göre. <laughs> ee, de Aşkar var. Bende Aşkar yani, dergisi var. E, Aşkar'ın 51. sayısı. Yine kişisel bir durum var ortada. Benim Aşkar ilk öykülerimi yayınla ilk öyküm değil ama ilk öykülerimi yayınladığım dergilerden bir beraber bir yol yürümüşlüğümüz var. Sivas'ta çıkıyor Aşkar dergisi. İdris Ekinci ile başlamıştı. Hüseyin Karacalar sonra dahil oldu. Şu anda yayın yönetmeni Mustafa Melih Erdoğan. Aşkar'ın şairlerinden, Aşkar'ın yetiştirdiği şairlerden. Hüseyin Karacalar ve İdris Ekinci de yine yazmaya ve mutfağında bulunmaya devam ediyorlar. Eee Yine beni acele ettiriyorsun ama Özgür Ballı'nın ben, Benceleri Uzun bir süredir devam ediyor Şair Özgür Ballı'nın Benceleri ee, Özellikle ben Okurların dikkatini çekmiş olayım ee, Bir şairin Edebi kamunun içinden Edebiyatın içinden e, Muzip notları Bolca humor barındıran notları Eee bunu önermiş olayım. Ayrıca İsmet Özel okumaları var İdris Ekinci'nin. <laughs> Elbette şiirleri tek tek isim isim sayabiliriz ama Aşkar daha e, fazla zamanı hak ediyor. Evet. Ama şu sloganı atalım. Yaşasın Taşra dergileri. Benim evet kalbim dön. şarkıya dön, kalbine dön. Bu da Aşkar'ın <laughs> sloganı o zaman. Madem <laughs> <güzel>. slogan dedin, <laughs> sloganını atmış olalım. Bence evet Taşra dergisinden de fazlası yani. Hani çok istikrarlı ve e, Bazı Taşra dergilerin merkezi hizaya çekiyorlar. Bence çok de. Yani Taşkar işte, onlardan biri. E, hakikaten edebiyatı yaşatan kaleler yani. Taşra'da çıkan Hı -hı. edebiyat dergileri benim hep ben de vardır. merkezi bir dergi var. Notos. Hı. şimdi Notos e, enteresan bir soruyla başlıyor. Aslı İdil Kaynar'ın metniyle. Diyor ki Dekadan Romana ne oldu? Hı. Yani işte e, bu muhteşem Dekadan Roman geleni nereye gitti? Sorusunu sorduğu güzel bir metinle başlıyor. Hemen arkasından derf söylesi Söyleşisi var. E, özellikle yapı krediden çıkan Rüyet romanı temelinde. Hı. Arkasından yine İlay Bilgil'inin bu da Monocle'dan çıkmıştı, Talan e, ilk kitabı. Onunla yapılmış bir söyleşi var. Söyleşiler açısından çok doyurucu Notos'un bu sayısı. E, Leyla Silimeani, şeyden biliyorsunuzdur, Gulyabani Bahçesi'nin yazarı. Onunla yapılmış bir söyleşi var. Fransız edebiyatında yükselen isimlerden biri. E, Notos yine dünya edebiyatını e, bugüne taşıyarak, güncel dünya edebiyatını Türk okuruna tanıtarak ee, her zaman yaptığı Yayın çizgisini devam ettiriyor Bir önceki sayı da öyleydi evet, Genelde yani Notos'un alamet farikası gibi O açıdan bu sayıda doyurucu oldu Şimdi Evet Programımızın Diğer şeyler aşamasına geçelim Suskunlardan bir alıntımız var ee, İhsan Oktayanar'ın Meşhur kitabı Suskunlardan bir alıntımız var Diyor ki İhsan Anar, Kusur benim imzamdır bir ismim olduğu sürece bir kusurum da olacak ve olmalı. Kusurun bir imza olması. Biraz İhsan Oktay Anar'dan bahsedelim. Erkan sen de e, komşusu olarak Evet <laughs> burada sana söz hakkı düşüyor. Tanışıyor muydum? Tanışmıyoruz. Da kusur meselesine girelim. İhsan Oktay Anar'la evet doğru söylüyor Furkan. Biz İzmir'de, ben tabii artık İzmir'de yaşamıyorum ama İzmir'de biz aynı mahallede evlerimiz çok yakın. Oturuyoruz ama hiç tanışmıyoruz çünkü tanışmaya çekiniyorum <laughs> o yıllar. <laughs> Çok karşılaştık, ee, çok kişisel bir hikaye anlatmış olayım. Ee, sahaflarda, kitapçılarda kamp, Ege Üniversitesi kampüsü ziyarete gittiğimde vesaire çok gördüğüm bir yazardı İhsan Oktayener. Felsefeci değil, Felsefe değil mi? bölümünde hocaydı Ege Üniversitesi'nde, hmm. emekli oldu sanırım. Ee, şimdi hala İzmir'de muhtemelen karşıya kadar hayatına devam ediyordur. Böyle hakikate uzun İhsan Efendi var ya öyle bir adam, o kendisi gibi böyle iri yürü, heybetli bir yazar çok naif ve çekingen bir adam. Yani siz de çekiniyorsunuz onunla konuşmaya. Muhtemelen konuşmak istesek o da konuşmaya çekilecek. Biraz böyle içe kapanık bir hmm. yazar havası e, uyandırıyor. çok fazla de. röportaj vermiyor zaten. Televizyona çıkmış mı? E, en son bir notosta hatırlıyorum Semih Gümüş'te. O da çok kısa cevaplar vermişti tam söylediğin gibi. Evet yani böyle... uzun uzun soruyor mesela Semih Gümüş. Evet falan diye cevap veriyor. <laughs> 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 çok enteresan bir dünyası var. Yani İzmir'de o işte okuluyla işte üniversitedeki odasıyla evi arasında geçip giden bir hayat. Arada safları uğrayıp böyle kucağında tarih kitaplarıyla çıkıyor. İşte o tarih kitaplarından biz süzülen metinleri hmm. okuduk. Yıllarca Puslu Kıtalar Atlası, Amat, Amat olsun, Kitabül Hiyel vesaire hep o tarihi süzer ya. Bu arada Hulki Aktunç dedin sen temin. Ee, ben ikinci sık kez, sık ismini, ben ikinci kez ismini zikretmiş olayım. Hulki Aktunç Pustuklular atlasında bir ön söz vardır. Benim okuduğum Türkçedeki en güzel ön hmm. Defalarca okumuştum. Romanı da birkaç kere okudum. Ama o ön sözü defalarca okudum. Çok güzel bir ön sözdür. Yani Anar romanını, Anar'ın o dünyasını e, özet bir şekilde anlatıyor. ile e, edebiyatla, tarihle içli dışlı bir roman. Akın Tek Hoca, e, onun üzerine sanırım akademik çalışmaları da vardı. O en ikonu hiç şüphesiz bir şekilde tereddütsüz adını koyar. Postmodern romandır der yaptığı ve bunu övgü olarak da hani hmm. e, söyler. Ben de buna katılıyorum. Fantastik romanın kurucusu da sayılıyor. Benim de ona itirazım var ama sen hmm. sözünü bitir de. Şey e, aşağı yukarı bu hani bir hmm. e, insan Yener imgesi bende böyle. Bu muhteşem ön sözlerden bir kitap yapılsa keşke. Keşke ne güzel olur. Belki de yapılmıştır. Yok galiba. Mesela Ulysses'teki şey Ulysses'teki Enis Batur ön sözü hmm. aklıma geldi hemen. Yine Atay'ın tutunamayanların... Yine Enis Batur ön sözü evet, galiba. Şak Selahattin Özkola e, Anna Kavan'ın buzuna yazdığı bir, efsane ön sözler var. Evet, ön çok, çok iyi ön sözler yani. var. <laughs> bu da bir bak hemen aklımıza geliyor. <laughs> ön sözler kitabı diye. <laughs> ön sözler. <kitabı gülüyor> burada ilgilileriyle duyurulur yani. Biz okuruz abi. Biz, güzel, biz alırız yani. Biz severek biz okuruz. Burada da, da evet. konuşuruz <laughs> kusur ya. Biri Bir de ön söze ön söz yazmak güzelliği olur falan. Böyle güzel numaralar olur yani. Kusur konusu bu arada aynen yakin benim adım Kırmızı'da da geçiyor. Orada da nakkaşlardı sanırım. Evet. Sanatçılar da kusur üslubun kendisidir ya da temelidir ya da anasıdır gibi. Hani kusur ve üslub arasında bir bağlantı kuruyordu Benim Adım Kırmızı'da Orhan Pamuk. E ee, İhsan Oktayener de Suskunlar'da benzer bir kusur tanımı yapıyor. O da burada da müzisyenler var. Evet, neyzenler ee, Neyzenler var. O Sözü söyleyen bir de... neyzen zaten. Evet. Mevlevi evet, hanedeki bir sanatkar. Yani evet. o sanatkarların kusurlu olan ilişkisini altını çizmişler. Kusurun ve kusurun bir karakter kazanması meselesi. Ee, aslında bu bu pürüzsüzlük, bu e, yani yalın güzellik anlayışı. Mükemmellik. Evet estetin estetin inşası mevzusunda kusur aslında e, yaklaştığımız sanat eserinde. Daha insani ve hani sahibine has nitelikleri taşıyan bir alan, bir bölge de açmış oluyor. Yani bu hem müzikte, hem edebiyatta, hem resimde e, de geçerli. Yani mükemmel reprezansyonların sanat eseri sayılmaması da aslında bu kusurdan noksan olma haliyle alakalı. Çok bilimsel bir durummuş evet. gibi. Yani kusursuz olmanın kusursuz kusuru. Kusursuz olmak nedir? Yani. yani sanki böyle bilimsel bir teori var. O teorinin gerçekleşmiş hali var diyelim bu bir kanun hani bilimsel bir kanun değildir res sanat. Evet. Biraz daha hani kusura, şahsiyete. Yani aynı romancı aynı romanı bir kez daha yazsa belki daha fazla kusurlarıyla yazacaktır. Belki eğer, daha mükemmel yazmayacaktır. Eğer ışık hızı sonsuz olsaydı bütün yıldızlar gökyüzünde aynı anda görünürdü ve gökyüzü dayanılmaz bir ile parıldardı. Neyse ki hiçbir şey gerçek zamanda olup bitmemekte. Yoksa bilgi içinde bütün olayların nedeni gözlerimizin önüne serilir. Ve şimdiki zaman dayanılmaz bir ile parıldardı. Atlıyorum biraz. Neyse ki gerçeklik gerçekleşmedi. Neyse ki cinayet hiçbir zaman kusursuz değil. Hı -hı. Ee, meşhur Bodia'nın meşhur kusursuz cinayet kitabından. Ee, senin dediğin şey... E, ...ya geliyor aslında. Bu pürüzsüzlük isteği... ...bu zaman, bu tuhaf zamanların... ...isteklerinden birisi. Yani... Hiçbir pürüzün olmadığı, hiçbir kusurun olmadığı bir saydam, bir şeffaf e, zemin isteği. Ama bu aynı zamanda bir e, ne diyor, ne, ne demiştik az önce? Dayanılmaz bir ışmayla parıldamaya ve görememeye, gözümüzün önündeki dayanılmaz bir parlaklık ve ışıldamaya sebep oluyor. Aynı zamanda gerçekten uzaklaşmamıza sebep oluyor. Gerçeklikten veya işte hakikat diyelim. Kamaşma hali. Bir kamaşma hali, aynen öyle. Çünkü hikaye de aslında o, e, yine tırnak içinde hakikatle diyelim, hani e, veya ona doğru atılacak bir adım da ancak pürüzlerden, kusurlardan tutarak mümkün. Hmm. E, e, hikaye kısmına geleyim mesela, ben kendi bildiğim tarafa geçeyim. Düz bir zeminin veya hiçbir değişikliğin olmadığı, hiçbir... Ee, rutin dışının olmadığı bir şeyin hikayesini yazmak çok zordur. Hikaye o e, diyelim o şeyi düşün o ritimlerin değiştiği yerdedir tam o rutinlerin bozulduğu andadır. Hı -hı. hikayeci o anları bekler Aslında o anları izler. Hikayeci sanatçı diyebiliriz belki değil mi Sadece evet. hikayeci hikaye okları düşün e, ses ve öfke için yaptığı tanım çok enteresandır. benim sakat çocuğum yani baş çok güzel. Için. Yani onu öyle seviyor. Yani o sakatlık belki de Faulkner'ın imzası. Ee, bu demek ki modern çağda artık bir e, yani belki geleneksel sanatlarda neyzenler hani kusuru hani kusursuz olan sadece Allah'tır. Eee minvalinde toparlayarak hı hı. hani hı hı. o açıdan yaklaşıyorlar ama daha postmodernizm postmodern sanatta kusur yine başvurulan bir imza şekli. Fakat böyle bir böyle bir niyeti olmasa dahi en azından bir kişilik kazandırma, bir renk kendine haslı kazandırma çabası gibi geliyor bana. Şimdi son bölüme geçiyoruz, bir VTR izleyeceğiz. Arkasından devam edin. Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Yazmaya henüz öğrenciyken bu şehirde başladı. Lisedeyken Hamle dergisini çıkardı, yerel bir gazetede yazarlık yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitirdi. 1969 yılında Edebiyat Dergisi'ni, 1972'de Edebiyat Dergisi yayınlarını kurdu. Kitapları bu dönemde okurlarla tanışmaya başladı. Tıpkı Büyük Doğu, Diriliş ve Mavera gibi Edebiyat Dergisi de birkaç neslin edebiyat sevkini ve şuurunu besleyen önemli kaynaklardan biri oldu. Kudüs sevgisi, İslami hassasiyetleri, heyecan dolu ve deneysel girişimlerden sakınmadığı özgün diliyle edebiyat tarihindeki yerini aldı. Tavizsiz bir Müslüman tavrıyla örülü bir hayat ve eşsiz kitaplarını ardında bırakarak 18 Ekim 2019 Cuma günü vefat etti. Evet, 18 Ekim Cuma günü ee, Nuri Pakdil vefat etti. Üzücü bir haberle başlamış olduk. Evet. Ee, en çok kullandığı müstearır e, isim Ebu Bekir Son Umut. Yani Ebu Bekir Son Umut da aramızdan ayrıldı ee, diyebiliriz. 45 kitap bıraktı geride. Ee, kendi imzasını koyduğu 18, 18'inde kendi imzası var Nuri Pakdil imzası ve Edebiyat Dergisi ve aslında bir tavır e, entelektüel öfke diyor Hüseyin Su Nuri Pakdil için. Onun için ya bu kitabı mutlaka bu arada Nuri Pakdil'i anlamak isteyenler e, Hüseyin Sun'un entelektüel öfke, evet bu haberdi ama yine dayanamadım. Entelektüel öfkesini e, Nuri Pakdil biyografisi, Nuri Pakdil'in de en e, önemli, yaşayan en önemli e, ara, e, öğrencilerinden öykücü Hüseyin Su. Onun yazdığı bu biyografi tanıklıklarıyla ve yorumlarıyla dolu bu biyografi o yüzden çok kıymetli. Hüseyin Su ismi de Nuri Pakdil'in ona taktığı bir isim. Edebiyat dergisinin biliyorsunuz ve Nuri Pakdil'in e, önemi ve devamlı yaptığı vurgu tavırdır. Bütün öğrencilerinden Nuri Paktil bu tavrı e, ister, bu tavrı bekler ve e, Edebiyat Dergisi'nde elbette mesela müthiş çeviri metinler zamanının çok ötesinde Fransız şiirinden, işte Arap şiirinden, İran şiirinden, öyküsünden çeviriler e, yayınlanmıştır vesaire ama bunları sayabiliriz ama özellikle Edebiyat Dergisi'nin getirdiği yeni tavır. Ee, Bolano'da da konuştuk ya, Vahşi Afyeler'de de konuştuk. Bir başka bağlamda Nuri Patlil üzerinde şunu da görürüz. Yani savunduğu her şeyleri bizzat kendi bünyesinde e, yani, ve kendi öğrencilerinde evet. o tavrı gösterebilme cesareti. Yapıtı ve yaşama arasında evet. boşluk bırakmayan. Evet. Nadir isimlerden biri Nuri Pakdil. Şunu söyleyeyim sana, hemen hemen hiç sana bırakayım yani. sözü. Çünkü vahşi de konuşur ki aslında bütün büyük sanatçılar da şudur. Ee, ya da bana öyle geliyor, öyle söyleyeyim. Nuri Pakdil'in bir yazarın notlarından alıntı yapıyorum. En çok da bilinen sözlerindendir. Ben bir şeyi hiç mi hiç az sevemedim. Hele orta hiç sevemedim. Hep çok sevdim. Arkadaşlarımı da çok severim. Yeryüzüne biterim. Eve portakal alınca sandıkla alıyorum. Dayanamayanlar çürüyor. Diye e, aslında bu Nuri Pakdil'dir işte bu coşku. Hı, tam budur. E, eve portakal alırken bile sandıkla almak. Dayanamayanlar çürürse çürüsün. Bu coşku, bu tavır tam Nuri Pakdil tavrıdır. Kestim özür dilerim sözü. Yok yani sen gerçekten iyi toparladın. Hani e, Nuri Pakdil hakkında 3 cümle, 5 cümleyle ele geçirebilecek bir isim değil yani. Ortada büyük bir şey var, büyük bir toplam var. Fakat e, benim için ilk yani ilk aklıma gelen şudur. Birincisi yapıtı ve yaşam arasındaki hiçbir boşluk olmaması. E, i̇kincisi yazarak bir şeyleri değiştirebilme inancı ve bu inancı aşılayabilmesi. Yani metnin, yazının, Türkçenin, dilin eylemi bu kadar derinden etkileyebileceğine olan inanç ve coşku Nuri Pakdilden bize kalan bence en kıymetli miraslardan biri diyebilirim. Nuri Pakdil benim geç keşfettiğim bir yazardı. Eee ismini tabii ki duyuyordum ama e, okuma imkanı bulamamıştım ya da sanki başka biriyle de karıştırdım acaba diye onu geçmişe dönük olarak şunu düşündüm. Ben onu bir yazarla karıştırdım gibi düşündüm. Sonradan tabii geç de olsa keşfedip okuyunca çok e, beğendim bir yazar oldu. Mesela bir Türkçesi de benim çok dikkatimi çekmişti. İlk okumaya başladığımda Nuri dili, hani ideolojik olarak bir, yere oturtuyorsunuz ve oturttuğunuz yerden beklediğiniz Türkçe biraz daha daha ağdalı, daha eski bir Türkçe ya. Hayır, Nuri dili de çok e, çağdaş bir Türkçe de var. Yani beraber gidiyor. Dili çok öncü bir dil. Yani daha doğrusu öncü demesem de şöyle diyeyim. Daha önce karşılaşmadığım bir dilde yazıyor. O da beni çok mutlu etmişti. Her cümlesinde heyecan duyuyorsunuz. Aa bak bunu böyle söylemiş, aa bak bunu böyle ifade etmiş diyor. O kelimeleri bazen birleştiriyor, ayırıyor, parçalıyor. Hani biçimsel oynamalar yapıyor çocuk gibi. O bir çocuğun yapabileceği, ancak bir çocuğun o heyecanla yapabileceği oynamaları yapıyordu dilde. O beni çok şaşırtıyordu ve mutlu ediyordu. Ya dediğim gibi bütün hayat ortada büyük bir külliyat var. Yani aradan su yazdığıyla yaşadıkları arasında. Bu anlamda hepimize örnek olsun diyorum gelecek nesillere de. Aslında Nuri Pakdili e, en kısa anlatma biçimi şu an ben elimde olanları getirdim. Hızlıca mesela sadece adlarını okuyacağım kitaplarının. Evet, Önümde evet. olduğu şekilde karışık okuyacağım. Yazının epik resmi çekildiği sırada. Çarpışan sesler. Yazmak bir mucize. Büyük sorgu. Ateş hattında hart müfrezeleri. Simsiyah. Umut. Put yapım evleri. Korku. Arap Saati, Klas Duruş, Sükut Sureti'nde, Ahit Kulesi, Kalem Kalesi. Aslında kavramlar ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ateş attığında harf müfreti. Ateş attığında harf müfreti. Yani. Önce Erkan'ın anlattığı bu. Iş. Değil mi? Yani evet. Yani, e, kitap isimleri dahi hı hı. zaten o büyük toplamı anlatıyor. E, anlatıyor. Ee, Nuri Paktil, e, Edebiyatını kitaplarını konuştuk. Dergisinden bahsettik. Aynı zamanda Bunlar kadar önemli olmak üzere bir de Kudüs şairi. Evet. Kudüs belki de hayatını vakfettiği bir konu bu. Kudüs Kudüs konusunu çok önemsiyor, yapıtının da hayatını da merkezine koyuyor. Bu da çok önemli bir tavır ve ısrar, e, haklı bir ısrar. E, bunun üzerine koca bir külliyatı inşa etti, hayatını inşa etti ve bundan hiç vazgeçmedi. Bu da e, gelecek nesiller için yani Türkiye'de yaşayan edebiyatla tarihle Dünya ile ilgili gençler için bir e, hareket noktası. Yani Nuri Pakdil neden Kudüs konusunda ısrarcı oldu sorusuna cevap arayan gençlerin gideceği yer iyi bir yer olacaktır diye hmm. düşünüyorum. Nuri Pakdil'in bize böyle de bir e, e, işaret fişeği bir işaret fişeği atmıştı evet, vardır. Evet. Yani, ya çünkü bir şair e, Sembollerin öneminin farkında hı hı. Yani ve Kudüs Müslümanlar için e, Büyük bir sembol Dolayısıyla onu e, Tam da az önce Bahsettiğimiz büyük Coşkuyla ve tutkuyla Sevmesi Kudüs sevgisi Çok e, Doğal geliyor aslında Nuri Pakdil'in. Yani Yani e, açıkçası Böyle bir dil e, Kudreti yani dile müdahale edebilecek bir yazınsal kuvvete sahip bir ismin ee, Kudüs gibi hem dünya siyasetinde hem bizim İslam tarihinde çok defa işlenen ve bizim için çözümsüz ya da çözülmesi için çok kafa patlatılan bir meseleyi bir simge olarak ele alması zaten olayı da farklılaştırıyor. Yani Kudüs mevzusunda klişelere düşmeden tekrarlara düşmeden alınabilecek bir mesafe hem kültürel olarak hem düşünce açısından Nuri Pakdil'in açtığı damar ya da kanal takip edilmesi gereken, yürünmesi gereken bir yer. O açıdan da birçok özelliğini sayabiliriz bunca yılın arkasından. Kudüs hani bunun en bilinen ve bundan sonra da sürekli refer edilecek sembolüdür. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine TRT2 ekranlarında yeni dergiler ve farklı kitaplarla birlikte burada olacağız görüşmek üzere